Bir güzellik algısı meselesi var ve bu güzellik algısı tek tipe doğru ilerliyor. Herkesi estetiğe itiyor. Dolgu dudaklara, ince yanağa sahip olayım derken herkes birbirine benzemeye başladı. Katılır mısınız bu görüşme bilmiyorum ama son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri. Seda Sayın'ın yaptırdığı estetik ameliyatta Seren Serengil'e benzemesi. Peki sokak acaba estetik konusunda ne diyor, uzmanlar ne söylüyor? Bir bakalım, kulak verelim. Yaptırdınız mı estetik? Çok. Görebilir miyiz şöyle yüzünüzü açsanız? Yüzünüzde ne estetik var? Burun. Var mı sizde estetik? Dudamda dolgu vardı. Görebilir miyiz? De artık herkes birbirinin seri numarası aynı. Aynı fabrika çıkışı. Evet, kime baksak aynı. Herkes kendi güzelliğiyle güzel. Angelina Jolie'nin ince yanakları, Gigi Hadid'in badem gözleri, Şeyma Subaşı'nın dolgun dudakları. Estetikle güzelleşeyim diyenlerin birbirinden pek bir farkı kalmadı. Herkes bir kalıba girmeye çalışıyor ama hoş değil yani bu. Sokakta, sosyal medyada artık herkes birbirine benzemeye başladı. Çünkü herkesin derdi daha ince yanaklara, hokka buruna ve dolgun dudağa sahip olmak. Öyle ki estetik yaptırmak isteyenler ellerine ünlülerin fotoğraflarını alıp estetisyenlere koşuyor. Instagram'da bütün popüler isimler, eskiden Angelina Jolie vardı ama şimdi o kadar çok ki getiriyorlar ben böyle istiyorum diye. Son günlerde şarkıcı Seda Sayan'da yaptırdığı estetik ameliyatla çok konuşuldu. Seren Serengil sosyal medya hesabından Seda Sayan'ın kendisine benzediğini dile getirdi. Yani artık ünlülerin de birbirinden pek bir farkı kalmadı. Sizce de Seda Sayan ve Seren Serengil birbirine benzedi mi? Bence hepsi birbirine benziyorlar. Benziyorlar ister istemez çünkü yapılan işlemlerden ötürü. Kim bu? Tanıyamadınız mı? Seda Sayan o. Estetikle o kadar değişilmez ya. Öncelikle badem gözler ve silikon vadisi dudaklar. Bütün sunucular hepsi birbirine benzemeye başladı. Sanatçılar. Yapılan ameliyatlar sonrasında birbirine benzeyen bu kadar insanın olmasının sebebi o. İşte elmacık kemiklerim çıkık olsun, dudaklar dolgun olsun, yanak ince olsun. Bir süre sonra zaten herkes birbirine benzemiş oluyor. İstatistiklere göre kadınlar en çok dudak ve yanak estetiği yaptırıyor. Hollywood yana çok revaçta şu anda. Siz yaptırdınız mı? Yani ben çok küçük müdahaleler yaptırıyorum. Ne yaptırdınız? Sadece işte botoks ve gözaltı ışık dolgusu. Ünlülere baktığınızda, o Hollywood yıldızlarına baktığınızda dudakları, gözleri, yanakları hiç özeniyor musunuz? Hayır, asla. Yani özenilecek hiçbir yanı yok bence.